Van'daki irade gaspına yönelik Kürdistan ve Türkiye'nin birçok kentlerinde eylem ve etkinlikler oldu. Bunların bir diğer adresi ise İstanbul Esenyurt'tu. İstanbul Esenyurt meydanında haber takibi yaptığımız sırada oradaki kitle gasp iradesini protesto etmek amacıyla toplanmıştı. Biz de bunu haberleştirmek için gittik, haber takibi yapmak için gittik. Fakat kitle alkışladığı esnada direkt ablukaya alındı. Biz de gazeteciler olarak diğer kurumdan arkadaşlar da vardı. Ablukanın dışına çıktık. Ablukanın dışına çıktığımız esnada polisler bu sefer ablukanın dışındaki insanlara, oradan geçen insanlara dahi müdahale etmeye başladı. Biz bunu görüntülemek istedik. Görüntüleme esnasında zor, yani sert müdahalelerini görüntülemek istedik. Bunların görüntülenmesini istemedi. Polis orada bizi hedef aldı. Daha yani şu yaptıkları işkencenin görüntülenmesini istemedi. Orada hedeflerden birisi de bendim. Üstüme geldi, basın mısın dedi sen. Basın olduğumu söyledim, gazeteci olduğumu söyledim. Kimliğimi sordu. Kimliğimi çıkartmama müsaade dahi etmeden üstüme çullandılar. 4-5 kişi üstüme çullandı. Görüntülerde de mevcut zaten. İşte oradaki kitle beni dışarıya çekiyor. Polisler bir yandan, oradan bir yandan. Kimliğimi çıkartmama müsaade etmeden benim işte kameramı kırarcasına saldırdı. Kameram da kırıldı. Sonra beni döverek, hakaret ederek, küfür ederek ablukanın içine aldılar. Ablukanın içinde gazeteci olduğumu söylememe rağmen polisin biber gazı, ablukanın içine biber gazı attı. Oradaki biber gazı kitle de biber gazından çok etkilendi. Biz de etkilendik. Bizim gazeteci arkadaşlarımız da vardı farklı kurumlardan. Sonra belli bir süre o ablukanın içinde, biber gazlı ablukanın içinde beklediğimiz esnada bizi gözaltı aracına aldılar. Yine işkence yaparak, vurarak, hakaretler ederek, gazeteci olduğumu defalarca söylememe rağmen ters kelepçe yaparak, kafama vurarak, gözaltı aracına kafama vurdular. O esnada da burnum kırıldı zaten. Vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar var. Gözaltı aracına bindiğimizde tekrar gazeteci olduğumu söyledim. Bu yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim. Hukuksuz olduğunu söyledim. Gazeteciysen burada ne işin var? Dediler bana. Ben de gazetecilik faaliyetimi göstermek amacıyla buraya geldiğimi söyledim. Yine hakaretlerine maruz kaldım. İşkencelerine maruz kaldım. Sonra bizi hastaneye götürdüler. Hastanede DAP raporu aldık buna ilişkin. Bir gazeteci arkadaşımız da vardı. O da DAP raporu aldı tüm bu işkenceleri göstermek amacıyla. Fakat emniyete gittiğimiz esnada bizi ters kelepçe yapıyorlardı devamlı, plastik kelepçeyle. Ve plastik kelepçeyi bileğimizde sıktılar. Bileğimize kan gitmeyecek şekilde. Bizi 4-5 saat emniyetin önünde gözaltı aracında öyle tuttular. Kolumuz uyuştu. Araçta olan insanların da kolu uyuştu. Hatta fenalaşan oldu. O esnada da 4-5 saatin esnasında bizi içeriye aldılar, karakolun içine aldılar. Orada da bir psikolojik işkence, hakaretlere, küfürlere maruz kaldık. Kitlede gazeteci arkadaşlarımız da hakaretlere maruz kaldı. Gözaltı sürecinde devamlı zaten psikolojik baskı vardı. Kalınan koşul çok bir iyi koşul değildi, yemekleri iyi değildi. O yüzden de yemek yemedik. Oradaki insanlar da yemek yemedi. 85 kişi mi alınmıştı? O civarda bir insan alınmıştı. Oradaki çoğu insanlar da yemek yemedi. Hatta kusanlar oldu, mideleri bozulanlar oldu. Biz aslında hakikatin aydınlanmasından korkuyorlar. Özgür basın çalışanları hakikatin izinde yürüyor. Halka gerçekleri gösteriyor. Özgür basın çalışanları yani hakikatin izinden ayrılmayacak. Bizler özgür basın çalışanları olarak devamlı bu baskılara karşı, gazetecilerin hukuksuz yargılanmalarına karşı alanlarda olacağız. Ve bunu teşhir edeceğiz. Hakikatin izinden bir adım bile geri çıkmayacağız. Yani evet, avukatlarla beraber TİV'e başvuracağız. TİV'de DART raporu alacağız ve kameramız kırıldı. Buna dair şikayetlerde bulunacağız. Polisin işkencesinde de şikayetlerde bulunacağız polisi.